Herkese merhaba. Merhaba. Biz nereye gidiyoruz? Bebişimizi görmeye gidiyoruz şimdi. O yüzden çok heyecanlıyım. En son bir hafta önce kontrole gitmiştim ve o zaman eşimin haberi yoktu. Ona sürpriz yaptım hatta akşamda. Şimdi tabi artık haberi var. O yüzden birlikte gidiyoruz. Birlikte böyle bebeğimizi göreceğiz inşallah. Doktor şey demişti, işte bir hafta sonra gel, o zaman kalp atışlarını dinleyebiliriz demişti. O zaman oluşur demişti yani. Şu an 6 hafta 5 günlük oldu. İnşallah diyebiliriz. Şimdi kapatıyorum. Hastaneye gidince açarım tekrar. Şimdi hastaneye geldik ve bekliyoruz oluşumla. Birkaç kişi var işte. Onları bekliyoruz şimdi. Sonra ben gideceğim. Ve şu an heyecandan oturamayan eşimi görüyorsunuz. Çok heyecanlı. Aşkım daha doğuma bir 8 ay falan var yani. Çok erken heyecanlanmaya başladım. Biz şimdi hastaneden çıktık. Her şey yolunda. Kalp atışlarını da duyduk. 6 hafta 2 günlükmüş. Çok mutluyum o yüzden. Çünkü günlerdir böyle geçen haftadan beri, hatta bir hafta oldu işte kontrole gelmeden önce böyle bayağı bir stres yapmıştım. Çünkü kese etrafında kanama var dedi. O yüzden biraz strese girdim açıkçası. İşte ilaç falan kullanıyorum bir haftadır. Porgestan mı? Öyle bir şey de unuttum şimdi adını. Her neyse onu kullanıyorum. Ama ilaçların iyi geldiğini söyledi. Hatta kanamanın da azaldığını söyledi doktor. O yüzden çok mutluyum. Şimdi çıktık böyle hastaneden. İşte şeye gittik. Mayıkiye gittik biraz. Alışveriş yaptık. Bir şeyler aldık. Şimdi de şöyle biraz parkta dedik dolaşalım. Hem kuzeyde birazcık böyle hava alsın. Öyle parkta biraz takılıyoruz şimdi. Sonra da sanıyorum ki bir çay içeriz. Bir yerde otururuz. Ondan sonra da büyük ihtimalle eve geçeriz. Burası güzel olmuş yalnız. Biliyor musunuz? Sıkılmış. Benim oğlum parkta durma süresi de böyle en fazla 5 dakika falan yani. Fazlasını asla durmuyor. Hemen sıkılıyor. Ve eve gitmek istiyor ama şimdi eve gitmeyeceğiz. Şurada böyle çok tatlı bir kafe var. Orada biraz oturacağız şimdi. Benim minik erkeğim ya. O da büyüdü. Abi olacak benim oğlum. Anlamadı şu an ama hala anlayamaz. Aslında söylüyoruz kardeşin olacak falan diye ama şu an hala anlayamadı. Böyle bir yere geldik. Çok şeker. Yeni yaptılar sanıyorum burayı. Güzel olmuş. Evet, artık her yerde bunlardan var. Nerede oturuyoruz? Hadi gel. Gel. Gel anneciğim. Hadi otur bakalım. Bir de şeymiş mesela. 6 hafta 2 günlükmüş. Ama ben mesela benim kullandığım programda 6 hafta 4 günlük yazıyordum. Hatta bugün 6 hafta 5 günlük yazıyordum. Yani hani neyse sonuç itibariyle 6,5 haftalık falan diyebiliriz yani. Ben şunlara bakacağım. Anne sen komama. Şeye baksana bir böyle. Nar hamilelerde anne karnındaki bebek içinde çok faydalı. Anne karnındaki yemek bebekleri kendi yiyebilirsiniz. Bir şeyde neden olmaz. Sen niye tam tersi diyorsun? Olmazmış. Olmaz diyor. Bir kere nar yedirtmedin sen bize. Olmaz dedin lan. Ama bir dakika ya, ben sana şey ben çok nar ayıklıyordum. Evet. Nar sen varsak da nar ayıklıyordun. Nar ayıklamak yolları ayıklıyordun. Vurmalı.
Tamam, nar, pekmez, pekmez de su içi sabah böyle de açık karnına. Bir de zaten o kanalını verdi, onu içmişim. Başka da? Taze eklenmiş nar. Ya işte Migros'larda var bunlar büyük ihtimalle, ama Migros'ta mı var? Alırız. Büyük Migros'larda var, burada yoktur ki. Ha şimdi nar bitti ya mı? Ya. Nar bitirse ben narı nereden alayım? 13 lira. O zaman ne yapalım biliyor musun? Nar, nar ayarında, nara benzeyen. Nar ekşisi olmaz mı? He, istersen çiğ köftenin üstüne böyle nar ekşisi. Evet. Alamayız çiğ köfte yasa. Niye? Geçen sene anlıyor ki. Aşkım yani öyle böyle yemedin yani çiğ köfte fark. Alakası yok, saçmalama, hiç yemedim. Hayır, asla yani asla kapatayım. Her gün çiğ köfte getiriyoruz neredeyse. Aşkım hayır, saçmalama, çiğ köfte yasaklar mı istersin? Evet, 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 evet. Hayır, hayır, asla kabul etmiyorum. Asla, asla çiğ köftemi kabul etmiyorum yani. Biz hala oturuyoruz burada. Şimdi Kuzey tekrar parka gelmek istedi. Bu arada Vakit'ten aldım. Çok güzel değil mi? Renklerini falan acayip beğendim ya. Yani beyazdan daha güzel en azından, ama tabii koruyuculuk olarak hangisi daha koruyucudur onu bilmiyorum. Ama sanıyorum ki diğeri öyle değil ama bilmiyorum ya, ben bunu çok beğendim. Oyuncaklarını mı açacaksın? Tamam gel. Gel. Hoppa. Aa, gel gel, düştü bak. Bak oyuncakların hep yerlerde. Hadi gel. Gel. Sen niye kaymıyorsun? Gel. Gel. Keşke senin de bisikletini alsaydık değil mi anneciğim? Ama bak böyle kıtkın düşe çıkıyor açıkça. Evet aşkım. Hadi kaymak istiyor musun sen tekrar? Hadi sen de kay aşkım. Hadi kay. Anne kay diye çıkar. Kaymayalım mı? Gidelim babanın yanına. Ver. Kırıldı mı? Bakalım bu sefer kaç dakika duracak. Evet. Saçına mı takıldı? Ey, dur. Ben dur. O kadar çok saçım var ki yani normaldir takılması. Dikkat et. Onu kokuyor değil mi? Evet aşkım. Ben de kokuyorum. Evet. Biz sonunda eve gelebildik. Ama böyle dur. Aynen böyle geldik yani. Bu zenci cenaze taşıyanlar var ya. Sürekli onların taklidini yapıyor ya. Şimdi biz hastaneden çıktık. Hastaneden sonra işte bir kafede oturduk biraz. Parka falan götürdük Kuzey'e. Sonra işte alışverişte çıktık. Biraz alışveriş yaptık. Eve geldik. Yemek falan yedik. O kadar yorulmuşum ki yani. Bir de normalde hani böyle şeyiz. Gel aşkım. Otur aşkım. Sen yorulmadın mı? Aşkım sen de. Tamam aşkım. İnanılmaz yoruldum. Yani böyle artık ayağa kalkamıyorum o derece. Böyle karnımızı falan doyduk. Yemek yedik işte, mutfağı toparladım falan derken artık akşam saat 8.30 falan oldu. Ya arkadaş çocuk yorulmuyor ya. Bugün kendime böyle bir kılıf aldım. Yani önce duracak. Tamam anneciğim. Gösterelim bak şöyle. Böyle boynum takılıyor. Bak dedeci ölüyor. Kaçıma dönüyor. Evet böyle. Vespa. Çok güzel değil mi Vespa. Anneciğim? Ya benimkisi hep koptu artık, çok kötü oldu. O yüzden bunu aldım. Bir de şey zaten hani bu şekilde böyle yazında kullanmak bence daha mantıklı olacak. Gayet güzel. Okey. Okey gel. Şöyle gel bakalım. Aşkım. Vakit'e gittik. Ya inanılmaz kalabalıktı. O kadar kalabalıktı ki aslında hiç girmek istemedim ama
Bir daha dışarı çıkmayacağım için dedim ki yani gideyim ve bir daha dışarı çıkmayayım. Yer aldık. Şöyle bir bakalım. Ya çorapçı. Önce çorapçıya gittik aslında. Vay'den dönüşte daha doğrusu. Ben böyle bir sürü çoraplar aldım kendime. Bak aynısınız. Çok güzel değil mi? Ben böyle baskılı çoraplara bayılıyorum evde. Gerçekten yani o kadar tatlılar ki böyle şeyleri çok seviyorum. İşte eşime böyle çoraplar falan aldık. Kuzey'e çorap aldık bir sürü. Artık böyle kısa çoraplardan aldım. Şöyle. Sonra yine ya çocuk reyonunda, erkek reyonunda yani. Zaten normalde erkek reyonunda ben hiçbir şey bulamıyorum. Yani o kadar zorlanıyorum ki. Belli bir yaşa kadar şöyle. 3 yaşa kadar evet. Güzel kıyafetler oluyor ama 3 yaş, 4 yaştan sonra inanılmaz bir şey bulmakta zorlanıyorum yani Kuzey için. Aslında bu tişört, şortu normalde almayacaktım ama eşim Fenerbahçeli. O yüzden bunu aldı. Halbuki dedim ki yani Kuzey bir takım tutmuyorsan ama o dedi ki olsun Fenerbahçeli olacak derken dedik ki o zaman tamam şöyle yapalım. Fenerbahçe tişörtünün fiyatı 30 lira. Belki almak isteyenler olur. Diğer takımların da vardı. Bilmiyorum gerçi hangi takım oturacak da şimdiden böyle Fenerbahçe'ye bir tişörtü oldu. Şort da 27 lira. Şort güzel ama takım olmuş oldu yani bu şekilde. Güzel oldu. Bir tane daha şort buldum şu şekilde. Yani benim aslında aradığım şort modeli buydu. Çünkü Kuzey bunlara daha rahat ediyor. Hani daha böyle kısa olduğu için ben de daha çok seviyorum. Ve bu şekilde böyle şalvar modeli olunca hem daha tarz duruyor bana göre. Daha güzel duruyor. Böyle bol. Yani bu şekildeki şortları aslında çok fazla tercih etmiyorum ama yine de aldım. Diğer belki. Bu şort da 25 liraydı. Normalde bunun bu tarzda şortlar vardı aslında ama yaşları yani yaşları kalmamıştı. Çünkü dediğim gibi inanılmaz kalabalıktı ya. Yani herkes dışarıda. Gerçekten. Yani ben normalde doktora gitmesem dışarı çıkmıyorum zaten. Bakalım başka neler almışız. şöyle. Eşime pantolon aldık. Şöyle. Böyle tam yani yazlık. Bir tane de siyah kot aldık. Şöyle bir gömlek aldık. Yine böyle hani yazlık. Böyle eşim seviyor. Tişört ve gömlek giymeyi. Bakalım burada ne varmış anneciğim. Yine şöyle. Şöyle basic tişörtler aldık. Yani bunları zaten çok kullanışlı tişörtler. Çok seviyorum ben. Yani normal beyaz tişört. Bunların da fiyatları 40 lira falan civarındaydı. Tamam anneciğim. Şöyle bir pantolon aldık yine eşlerine. Ve tabii ki gerçekten bu tarz bir gömlek bence çok güzel. Rengi de çok güzel. Kendime de şu şekilde bir pijama takımı aldım. Bunu da hemen göstereyim. Pijama da 30 yok 35 lira civarında bir şeydi. Şöyle. Wow. İşte tişört ve bu şekilde de şöyle bir şey yine çok tatlıştı bence. Bir tane de şöyle süreçli bir elbise aldım. Evet. Bunu ben elbiseleri çok seviyorum böyle yazın elbise giymeye bayılıyorum gerçekten. Ve bunu bayağı giyebilirim çünkü de büyük beden aldım. Böyle bol bol rahat rahat giyebilmek için. Tabii ki. Yani ben pembe almasam olmazdı. Bir tane de bu şekilde pembe bir elbise aldım. Yani şöyle göstereyim. Tabii şu an ütüs falan bayağı bozuldu. Şey duruyor ama. Kilendiği zaman ve üstte durduğu zaman eminim çok daha güzel duracaktır. Ben de yapmadım.
Bu ne kadardı hatırlamıyorum. Ha bu el, bu da 55 lira falan civarındaydı. Ama şu elbise 25 liraydı. Ve kumaşı da gerçekten çok güzel. Yani. Ben baktım yine başka bir şey aldık anneciğim. Başka bir şey almadık bu kadar. Yani dediğim gibi kuzeyin çok çok fazla tişört var zaten. Ama ben böyle yine bulursam şu tarz şortlardan alacağım. Almak istiyorum böyle birkaç tane daha. Çünkü inşallah Allah izin verirse tatile gideceğiz Sinop'a. Tabii en çok mutlu edenin bu olması. Evet, pembeye aşığım gerçekten. Pembeyi inanılmaz seviyorum. Öyle. Başka da bir şey şu an için yok. Bebeğim çok iyi. Bugün kalp atışlarını da duyduk zaten. O yüzden çok mutluyum. Hani bir sorun olur mu olmaz mı diye çok korkuyordum. Çünkü işte de kesenin etrafında kan vardı. O yüzden işte dediğim gibi doktor ilaç vermişti bana, ama bir hafta boyunca o ilacı kullandım. Çok iyi geldiğini söyledi. O yüzden biraz içim rahatladı. Böyle artık kabuslar falan görüyordum. Yani o derece korkmuştum yani hani bir şey olacak falan diye. İnşallah olmaz. İnşallah böyle güzel bir hamilelik geçiririm. Biraz sancılı oluyor benim hamileliklerim. Kuzeyden çünkü yani kuzeyde inanılmaz ağrım oldu. İnanılmaz sancılarım oldu miyomlar yüzünden. Çünkü 4 tane miyomum vardı. Ve bir tanesi kuzeyle birlikte bayağı bir büyümüştü. Şimdiki ise 3 santim falan olmuş. Yani şu an bebekten bayağı bir büyük. Muhtemelen ben doğum yapana kadar o miyom da aynı şekilde bir 7-8 santime oluşacaktır diye düşünüyorum. Ama artık yapacak bir şey yok. Öyle de böyle sancı çekeceğim. Onu artık biliyorum. Tecrübeliyim de zaten. Çok da fazla böyle yani onu artık düşünmek istemiyorum. Yani o kısmı düşünmek istemiyorum kafamda. Böyle, hani hiç böyle o tarafları falan düşünmeden güzel stressiz bir hamilelik geçirmeyi düşünüyorum. İstiyorum. İnşallah öyle olur. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ve beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Yeah. Oh no, oh yeah. Okay.